Sevgili izleyenlerimiz, kısacık bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Ekranlarına bizlerle yeni buluşanlar için hemen konuğumuzu sizlerle tekrar buluşturmak istiyorum. Medikana Konya Hastanesi'nden beyin sinir ve omurga cerrahisi uzmanı doçent doktor Özerk Okudan hocam bizlerle birlikte boyun fıtıklarından konuşuyoruz bugün. Ve boyun fıtıklarının ilk bölümünde sebeplerine değinmiştik ve İbrahim Bey reklama gitmeden önce bize bir soru sormuştu. Evet. İsterseniz hocam ona devam Tabii edelim. Ki. Herkesin korktuğu, korkulu rüyası olan boyun fıtığı ameliyatları, bunlara geçecektik bölümümüzde ama 73 yaşındaymış. Ameliyat olur muyum? Olsun mu, olmasın mı? Riski var mı diye soruyor. Hemen Tabii. alalım hocam cevabı. Çok sorulan bir soru. Hı-hı. Haklı olarak da çok sorulan evet. bir soru. Şimdi ilk önce boyun ağrıları başlamış. Takiben evet azalmış, geçmiş derken sol koluna vurmaya başlamış. Demin de programın başında söylediğimiz gibi kol ağrıları ortaya çıkmaya başlamış. Önce ameliyat değil ama artık hani fizik gör, ondan sonra ameliyat denmiş. Yani demin anlattığımız süreç bu şekilde olabiliyor. Evet yani gerçekten fizik tedaviden yeterli fayda görmezse ameliyat da denmiş, ameliyat olabilir. Peki ameliyatın bir riski var mıdır? Şimdi her ameliyatın muhakkak bir riski var. Kendine göre riskleri var. Risksiz bir ameliyat yok. Risksiz evet. bir hayat yok zaten. Ama bu işte gerçekten uğraşan ehil ellerde, ehil cerrahilerde riskler gerçekten çok çok az. Hı hı. Yani evet boyun fıtığı neler vardı boyun fıtığı dediğimiz? Omuriliğin kendisi vardı. Hı hı. İşte kollarımıza o gücü kuvveti veren sinir dalları vardı. Tabi burada işte bazı önemli damarlar vardır. Geçen makette gözükmüyor. Kaslar, damarlar, başka imik borusu, soluk borusu yapılar var. Tabii ki bunların ameliyat sırasında çok çok düşük oranda olmak üzere zedelenme riskleri olabilir. Ama ilerlemiş bir boyun rahatsızlığında, ilerlemiş bir boyun fıtığında, ilerlemiş bir boyun omuriliği daralması problemlerinde ameliyat olmama riski, ameliyat olmamasından dolayı ortaya çıkan riskler olma sırasındaki cerrahi sırasındaki risklerden tecrübe olarak da söylüyorum Hı. daha fazladır. Onun için tabii ki bu sinirin yaralanma, zedelenme riski, o sinirleri saran zarların yırtılma, beyin omurilik sıvısının oradan kaçak ya tamir edilme riskleri, klasik ameliyat riski olan yarı yerlerinde iyileşme zorluğu ile riskler olabilir. Ama bu riskler dediğim gibi ehil ellerde bu işte uğraşan gerçekten uğraşan cerrahilerle evet, tabii ki. Çok 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 ihmal edilebilecek şekilde aza inmiştir. Tabii de ameliyatlarımızı da en azından herkes bilmiyor ama en azından kendi yaptığımız ameliyatlarda son derece gelişmiş mikroskoplarla, özel cihazlarla, çok küçük alanlardan kesilerle yapıyoruz. Bu tür komplikasyon risklerini daha da aza indiriyoruz. O yüzden gerçekten sıkıntısı var ise hı hı. hani muayenesinde olmuş ameliyat gerekiyorsa bence ameliyatını olsun. Evet yaş etsin. Önemli midir ameliyat? Hayır, 73 yaş. Yani hani bizim açımızdan cerrahi açısından dediğim gibi tecrübelerde cerrahi yaşında yani. Çok fazla önemi evet, yok. Evet. Ama hani yaşla beraber tansiyon gibi, şeker gibi hani dahili problemler ortaya çıkabilir. Ha, o da zaten ameliyattan önce anestezi doktorlarımız ve onların da gerek görürse işte kardiyoloji, dahiliye, göğüs hastalıkları doktorlarımız zaten hastayı olduğu gibi inceliyorlar. Hı hı. Onlar tamam derse hani bu ameliyatı yapıyoruz. Bu ameliyatların çoğu hani özellikle omurilik kanal daralması ile ilgili ameliyatların çoğu genellikle ileri yaş hastalığıdır. Hı hı. O yüzden zaten çoğunda bu tür rahatsızlıklar da oluyor. Ama bir şekilde üst üsten geliyoruz. Onlara çok da sıkıntı yaratmıyor bize. Evet. Gülay Hanım attığımızda Gülay Hanım acaba bizim Gülay abla mı? Merhabalar. Şu an duyabiliyor musunuz Gülay Hanım bizi? Evet. Nasılsınız? İyi misiniz diye halinizi, hatırınızı sorayım çok dedim. Çok teşekkür ederim. Bizim Gülay ablamız çıktı. Gülay ablacığım nasılsın? Çok şükür, çok şükür, çok iyiyim. O kadar çok iyiyim ki. Maşallah. Dün 2 ay oldu ameliyat olalı den. Zaten ben 3-4 günlükken çok iyiydim. Çok doktoruma çok şey borçluyum. Onu tekrar aramak istedim. Onu dünyaya duyurmak istiyorum. Bana hayat verdi. Sağ ol. Can verdi. Ben dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. 4 ay yatalak kaldım.
tekerlekli sandalyeyle o hastaneye gittim. Oradan yürüyerek çıktım. İnanmıyorum dedim. Allah'ım inanmıyorum. Doktorumu o kadar çok seviyorum ki yani böyle anlatamıyorum. Kelimelerim yetmiyor. Gülay aman bak ben hep nazar oynanırım diyorum sana. Söyle söyler söyleme diyorum ama sen ısrarla söylüyorsun. Sağ çok sağ ol. 4 ameliyat oldum. Başarısız ameliyatlar geçirdim evet. Başka bir hastanede. Yani son ameliyatta tamamen ümidimi kaybetmiştim. 5. ameliyatın daha iyi kötü olacağını düşünüyordum. Şansımızın yani hiçbir şikayetim yok. Hiç o kadar çok iyiyim ki Allah'ıma çok şükürler olsun. Ama doktorunun sayesinde. Onun ismini dünyaya duyurmak istiyorum. Yani böyle haykırmak istiyorum. Herkese söylemek istiyorum. Sağ ol. Herkes oraya gitsin. O doktorumu herkes bulsun. Herkes şifa bulsun istiyorum. İnşallah, inşallah. Siz nasılsınız doktor bey? İyi misiniz? İyiyim, sen nasılsın? Duyuyoruz, iyi olduğunuz. Konuşuyoruz çok zaten seninle sık sık. Senin iyi olman beni de mutlu ediyor. Artık ben de ayaktayım, yürüyorum, işimi yapıyorum ve çalışıyorum. Aman. Oh ne güzel. Aman dilini ısır, dilini ısır. Şu anda bir hastamız var. Sebahat Kireli şu anda yatağında yatıyor, seni bekliyor. Öğlenden sonra ameliyat evet, yapacak. Evet, onun da ameliyatını yapacak inşallah. Evet, evet, inşallah. O da bir hemşire hanımımız ameliyat. Gülay ablacığım nasıl böyle hayatın şimdi sen bu ağrılarından dolayı yanlış ameliyatlardan dolayı bir felç durumu olmuştu Gülay Hanım'ın değil mi? Evet. Ve hayata küsmüştü. Şu an nasılsın? Kendini nasıl hissediyorsun? Ağrıların çok, herhalde çok yok çok artık. İyi. Zaten bütün sorunlarımı size anlatmıştım ben. Evet. Yani o kadar çok kötüydüm ki oradan işte ameliyat olmadan önce hiç oturacak halim yoktu. Tekerlekli sandalyeyle gelmiştim o hastaneye. Yani o kadar çok durumum kötüydü ki artık yani psikolojik olarak da bozulmuştum ben. Psikoloji tedavi de aldırdı doktor bey sağ olsun. Her şeyi çok güzel düşünmüş. Böyle yani ne diyeyim yani kelimelerim yetmiyor. Evet. Allah'ım inşallah senin gibi şifa bekler herkesi. Özerk hocam gibi hekimlerle buluştursun. Vesile oluyoruz sadece vesile oluyoruz ama beni utandırıyorsun Gülay valla. Ya, yani, bir şey diyemiyorum şu an çok sağ ol. Sadece dualarını... Duyurmak istiyorum daha sağ. Duyuramadım. Yok yok. Evet inşallah. Hadi, dualarını eksik etme sadece i̇nşallah, sağ olasın. İnşallah tabii ki. Çok hem de nasıl. Hocama nasıl? Dua edeyim Allah gücüne güç katsın. İnşallah vesile oluruz yine böyle herkese. Çok teşekkür ederim. Çok seviyorum seni. Gülay ablacığım. Kendine iyi bak. Ne güzel ya gerçekten. Hepinize özlüyorum. Biz de çok selam gönderiyoruz. Selamlar eşine, çocuklarına selamlar, herkese selamlar. Çok sağ ol. Evet, görüşürüz Gülay ablacığım. Allah'ım tekrar güzel yaşamlar, ömürler versin diyelim. İnşallah, ve şu an Gülay Hanım gibi başka hasta olan insanlarımız varsa, tabii Gülay abla artık şifayı buldu inşallah. İnşallah yani. Hasta yataklarını izleyenler varsa, ameliyat girecek olanlar var. Çok stresli evet, bir şeydir. Sizin ameliyatlarınız var. Allah'ım herkese acil i̇nşallah, şifalar versin. İnşallah. Hasta yatağını izleyenler i̇nşallah. Varsa. Çok zor gerçekten. Çok, evet. Çünkü hasta olduğumuz zaman önümüze ne koyuyor? Altın tasla yemekle sunsalar gözümüz hiçbir şey yani. Görmüyor. Onun için en önemli her zaman söylüyoruz. Servetimiz, sağlığımız, sağlığımız. Onu korumamız gerekiyor ve ehil gereken, ellerle buluşmak gerekiyor. Kesinlikle ve gereken özellikle göstermemiz önemli. Gerekiyor. Evet. Şimdi hocam dediniz ki az önceki hasta için, 73 yaşındaki hasta için ameliyat olması bazen bazı hastalarda çok daha mantıklıdır tedavi kesinlikle, olmamasına göre. Ki. Hani riskleri konuştuğumuz zaman. Peki kişilerde artık omurilik kanalı daralmış olabilir ya da boyun fıtığı ile alakalı sıkıntılar olabilir. Ameliyat dediniz, ameliyattan hasta bir şekilde kaçtı. Bu hasta bir anda felç kalabilir mi? Ya da eğer ameliyat olmazsa sonuçları neler olur? Geri dönüşüm olmaz mı? Demin hani konuştuk. Evet gerçekten ileri problemlerde artmış problemlerde artık iyice kuvvet kayıpları artmış, yürümesi bozulmuş. His kayıpları iyice artmış, ince hareketler yapamaz olmuş. Hastalarda gerçekten zamanında ameliyat yapmak lazım. Yoksa geri dönüşümün çok zor olabiliyor. Ameliyattan dediğim gibi yani bu tür şikayetlerde doktorunuz ameliyat diyorsa gerçekten tabii ki herkes doktorunu araştırıyor. Artık internet var. Kesinlikle. Etrafta ameliyat olmuş başka insanlar var. Ama gereksiz korkun biraz Konya'da biraz fazla bu. Ben korku burada, mu? Ankara'da hani giden hastalarımız hep Konyalı. Konya'dan evet. Çok hastamız olurdu. Konya'da biraz fazla. Bence bu kadar çok hani kulaktan duyma şeylerle çok korkmaya gerek yok. Çünkü hı-hı. Gerçekten çok artık geri dönüşümü olmayan problemlerle başvuran çok hasta var. Hani gerek yok. Doktoru hasta mesela İbrahim Bey'de olduğu gibi doktoru ameliyat demiş fiyatı. Fiziden fayda görmezse ameliyat önermiş olsun.
ben olmasını tavsiye ederim. Ve riskler gerçekten ehillerlerde o kadar kadar korkulacak şekilde değil. Ve ne yazık ki az da olsa bazı riskleri almak gerekiyor. Tabii ki. Yani almadan da yani risk çünkü o başa gelmiş. Yapacak fazla bir şey yok. O başa gelmiş. Onun riskini almak gerekiyor. Kaçarak olmuyor. O yüzden zamanında karar almak lazım. Evet. Bazı hastalar var. Hekim dolaşıyorlar. Ama çok, hocam diyor dolaşabilirsiniz. Fikir alışverişi bulunabilirsiniz. Ama şu da çok önemli. Muhakkak fikir alabilirsiniz. Doktorunuzu araştırabilirsiniz. Bunu ya en doğal şeydir yani. Hı-hı. Ben de olsam ben de ya hakikaten iyi bir incelerim, bakarım, soruştururum. Ayrı bir şey. Ama çok da kafa karışıklığı yapmamak lazım. Evet, yani bir evet, doktora evet. Görüştünüz, ikinci doktora görüştünüz, tamam. Hadi üç tamam belki ama öyle bir hasta şey oluyor ki bazen psikolojisi yani Ankara'ya gitmiş, İstanbul'a gitmiş, buraya gelmiş, Konya'da 10 tane yeri gezmiş. Kimi duyduysa gitmiş. O hastalar evet. Sonuç zarar görüyorlar. Yani evet, bir şekilde evet. Yanlış karar alınabiliyor. Hı hı. Yani ameliyat olmayacaksa ameliyat oluyor. Ameliyat olacaksa sıkıntılı bir ameliyat geçiriyor. Yani onun evet. için biraz doktora güvenip birkaç fikir alıp doktora güvenip gereken tedavi yapmakta fayda var. Evet. Peki hocam şimdi hep böyle ameliyat cerrahi işlem dedik ama boyun fıtıklarında bir medikal tedavi süreci oluyor mu? Ya da illaki her boyun fıtığı ameliyat mıdır? Kesinlikle değildir. Hı hı. Çok az bir kısmı ameliyat olur. Dediğim gibi en başta her boyun ağrısı boyun fıtığı demek değildir. Hı hı. Her fıtıkta boyun ağrısı da olmayabilir. Ama genel olarak boyun ağrılarında gereken muayeneleri biz yapıyoruz. Muayeneleri gerçekten çoğunu zaten muayene sırasında daha boyun fıtığı mıdır değil midir anlayabiliyoruz. Onun için ilk başta muhakkak hastaya öneriler, günlük yaşamdaki öneriler, ilaç tedavileri, eğer yine cerrahi değil, gerekirse fizik tedavi tarafından değerlendirilmesiyle hasta genel olarak sorunlarından kurtulabiliyor. Evet. Ha, takiplerinde gerçekten artık demin anlattığımız sonu artmaya başlarsa o zaman cerrahiye doğru yöneliyoruz. Ama her boyun ağrısı boyun fıtığı değildir. Hani o yüzden hasta ya benim boynum ağrıyor acaba fıtık mıyım ameliyat mı derler ben gitmeyeyim şeklinde psikolojisine girmesin. Gelsin bakalım. Sonuçta her şey ameliyat değil. Evet, bazen fizik tedaviyle bile bir medikal tedaviyle hasta iyileşme sürecine girebiliyor. Fizik tedaviyle tabii ki hastalar iyileşebiliyor. Hı-hı. Yani onun için her boyun ağrısı fıtık değil ama dediğim gibi ısrarla söylüyorum. Bulgu veren, ameliyat önerilen boyun fıtıklarında da işte o hani ilaç tedavisi, fizik tedavi sürecini tamamlamış, fayda görmemiş ama hı-hı. bulguları var, ameliyat olsunlar. Evet. Peki hocam gelelim ameliyat aşaması. Biz reklam arasında konuştuk. Hani hep toplumumuzda dediğimiz gibi korkularla yaşıyoruz. Başkasının düşünceleriyle yaşıyoruz. Ve yıllardan beri ben bile öyle biliyordum. Boyun fıtığı ameliyatları olunursa, eğer olunursa kesinlikle felç kalırsınız diye. Böyle bir şey hep toplumun dilinde, ağzında. Nedense insanlar çok kolay bir şekilde bel fıtığı ameliyatlarına giriyorlar. Ama boyun fıtığı ameliyatlarına birazcık böyle kararsız, düşünceli kalabiliyorlar. Çok doğal. Nasıl ameliyatlardır? Doğru. Zor mudur? Süreç şimdi, nasıldır? Yani şimdi şöyle, tabii her ameliyat, hiçbir ameliyat kolay değil. Hı hı. Hani hiçbir ameliyata ben kendi adıma hani teknik olarak benim için çok rahat gördüm ameliyata bile. Aa bu çok kolay ameliyata girmem. Bak, evet. Bir okurum, düşünürüm, bakarım, hazırlanırım. Ama genel olarak mesela benim için boyun ameliyatı çok zevkli ameliyatlardır. Çok güzel ameliyatlardır. Özellikle boyun fıtığı ameliyatlarını yine boyundan genel olarak başka şekillerde olabiliyor ama ben genelini söylüyorum. Hı hı. Boyundan çok küçük bir kesiyle. Tam olarak çok, nereden hocam? Yani ben hep boyun arkasından zannediyordum. Boyunun seviyesine göre değişiyor. Değişiyor. Değişiyor ama genellikle boyunun şu bölgesinden. Evet. Boyun bölgesinden artık hangi seviyedeyse ona göre hani o C1, C2, C3, C4 diyoruz işte o bölgelere göre evet. İnsiyonlarımız var. Buradan giriyoruz. Çok gelişmiş mikroskoplarımız var bunlarla ilgili. Mikroskoplar ameliyatlarımızı yapıyoruz muhakkak. Ve özellikle boyun fıtığı ameliyatlarında gerçekten hani ben çok zevk aldım, çok severek yaptım, çok uzun sürmeyen, 1,5 saatlik bir ameliyat olan ve ameliyat sonrasında da yine hastaya göre değişmekle birlikte, ben genelini söylüyorum, ısrarla onu söylüyorum, genellikle boyunluğunu kullanarak ertesi gün taburcu ettiğimiz ve yarası iyileştikten sonra 3-4 gün içinde de yine boyunluğunu kullanarak günlük hayata
döndürebildiğimiz hasta gruplarıdır bunlar. Hı hı. Ama boyun omurilik kanalının daralması tabii ki biraz daha farklıdır. Onun ameliyat teknikleri boyun fıtığı gibi değildir. Biraz daha farklı, biraz daha ciddi ameliyatlar yapıyoruz. Boyun omurgasıyla ilgili ameliyatlar yapıyoruz. Boyun omurgalarında işte bazı bölgelere çıkarma, temizleme gibi biraz daha ağır ameliyatlar yapıyoruz. O yüzden hani hastanın çok fazla ilerlemeden bu tür şikayetleri varsa bu tür biraz daha ağır ameliyatlara gerek kalmadan doktora başvurması ve gereken tedavi almasına fayda var. Yine ben şey de söylemek istiyorum. Hani boyun fıtığı bu şekilde. Yine anlatmıştım. Onlara geçeceğiz hocam sözünüzü. Tamam. Balla kestim. Yakup Bey var. Hattımıza daha fazla bekletmeyelim. Yakup Bey merhabalar. Merhabalar. İyi günler. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler. Evet, sizi dinliyoruz. Ben 2007 yılında boyun fıtığından ameliyat olmuştum. Hı hı. Artı birkaç aydır kollarımda aşırı derecede ağrı var. Boynumda herhangi bir sıkıntı yok. Fakat kolum, el parmaklarda aşırı derecede uyuşmalar var. Uykudan uyandırıyor beni yani. Evet. Evet. Çok geçmiş olsun. Kuvvet probleminiz var mı? Yani kuvvetinizde azalma var mı? Elinizde, kolunuzda? Var. Ellerimde, kollarımda var. Aşırı derecede ağrı var. Bunlar ne zamandır başladı? Bunlar da aşağı yukarı birkaç aydır var. Birkaç aydır var. Tamam. Çok geçmiş olsun. Evet. Çok geçmiş olsun. Yakup Bey hemen sorunuzun cevabını hocam paylaşacak. Evet. 2007'de evet, miydi? 2007 yılında ameliyat evet. olmuş. Boyun fıtığı ameliyatı olmuş. Şimdi tabii hastamız boyun fıtığı diyor. Evet. Bazen dedim ya boyun omurilik kanalı daralması olabilir. Yani bir, genellikle boyun fıtığı ameliyatlarından sonra o ameliyat tekniğini tabii bilmiyorum. Nasıl bir ameliyat olduğunu bilmiyorum. Ama ben hani kendi yaptığım ya da genel olanı söylemek istiyorum. Genel olarak biz boyun fıtıklarında o diski, iki omurga arasındaki diski tamamen çıkartırız genel olarak. Hı hı. Oraya iki omurga arasına suni bir disk, bir takoz, bir suni disk yerleştiririz. Genellikle orada hani aynı yerden tamamen temizlenmişse, tamamen çıkartılmışsa pek aynı yerden problem çıkmaz. Ama burası da bir sabitleniyor. Yük diğer bölgelere binebiliyor. Ya da hastanın daha öncesinden de olan bir omurilik kanalında daralma hikayesi de varsa, çünkü genellikle bir yerde bir problem varsa diğer yerlerde yavaş yavaş omurgayla ilgili problemler çıkmaya başlamış olabilir. Bunlar da artmış olabilir. Hastamızın anlattıkları ellerde uyuşmalar, kuvvet kayıpları bir sanki fıtık değil de ya da eski ameliyatın olduğu yerle ilgili değil de genel bir omurilik kanalında daralma varmış gibi duruyor bir. İkincisi geceleri uyandıran ağrım olabilir diyor. İşte bazen hani işte hastalar şunun çok olur. İşte belinden ameliyat oldum, boynum ameliyat oldum. İşte belim ağrıdı, kollarım ağrıdı. Yine eski yerden mi? Her şey oraya bağlanır. Hmm. Halbuki önemli bir kısmı da orasıyla alakası yoktur. Başka bir problem olabilir. Mesela yine hastamızda da evet omurilik kanalında daralma bulgusu olabileceği gibi ameliyat olmamış diğer yerlerde problem olabilir. O gece ağırlığın, ellerde uyuşmalar, gece ağırlığın ortaya çıkması yine elde, kolda sinir sıkışmalarından da karışabilir. Belki zaten vardı bunlar ama bunlar da artmış olabilir. Tabi bunları ayırmak için hastamızın tekrar bir gerçekten bu şikayetlerinden dolayı tekrar bir doktoru görmesinde, beyin cerrahına gelmesine fayda var. Muayene olmasında, görüntüleme işte MR tomografi ne gerekiyorsa gereken görüntülemenin yapılmasında gerekirse bunların ayırımı için biz nöroloji doktorlarımız tarafından da sinir iletim testleri, sinir uyarı ve iletim testleri EMG dediğimiz herkes bilir. EMG dediğimiz testler de yapılıyor. Onları yaptırtıyoruz nöroloji uzmanlarımıza ve onlar bize gerçekten bu sinir ilgili problemlerin boyundan mı yoksa koldan mı bir sıkışıklıktan mı kaynaklandığını bize ayrımını verebiliyorlar. Ama hastamızın muhakkak tekrar doktoruna ya da başka bir beyin cerrahı doktoruna gitmesinde fayda var. Evet, ihmal etmesin diyelim. Kesinlikle. Eyüp Bey hattımızda. Merhabalar Eyüp Bey.
Merhaba abla. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizi dinliyoruz. Merhaba. Şimdi hocama bir şey daha soracağım. Tabii ki. Hayırlı yayınlar diliyorum size. Teşekkür ederiz. Hocam şimdi ben benim hanımım, ailem Ankara İbn Sina'da ameliyat oldum. Evet. Omelikten. Yalnız belden aşağı felç oldu. 5 yıl falan oldu. Evet. Evet. Şu anda fizik tedaviler devam ediyor. Yani parmak uçlarına devam ediyor şeyler. Oynamalar var parmak uçlarında. Evet. Ayağı evde bar yaptım ben. Ayağı kalktığı zaman yürüme şeyi var. Yalnız belden aşağı tutmuyor. Evet. Belden aşağı mı? Kollarda dahil mi? Yani kollarda yok, yok. Kollar yani ufak tefek idrarını ve büyük abdestini fark ediyor hocam. Hı hı. Yalnız kendisi şu anda mesela ayakları yanma var. İstersen hastanın kendini verebilir mi hocam? Ya tabii ki. Tabii önce bir öncelik geçmiş olsun. Sağ ol hocam. Boyunda neyi vardı hastanızın? Yani ne ameliyat olmuştu? Omurilikte kitle vardı hocam. Ha. Tamam, çok geçmiş olsun. Şimdi çok geçmiş olsun. Sağ ol. Şimdi tabii hastamızın anlattığı konumuzdan apayrı bir şey. Hani hastamızın ameliyat olma sebebi bir boyun fıtığı ya da omurilik kanı daralması değil. Omurilikte tümörü varmış hastamızın. Omurilik evet, tümörü. Omurilik tümörü sebebiyle ameliyat olmuş. O çok çok ayrı bir olay. Ayrı bir şey. Tabii hani bu tür tabii her tümörde çok çok farklı tümörler var. Omuriliğin içinde olabilen çok yapıyoruz bu ameliyatları. Burada çok yapıyorum omurilik tümör ameliyatlarını. Bazı tümörler omuriliğin içindedir. Hani sizde nasıl bilmiyorum ama omuriliğin içinde olur. Bazı tümörler omuriliğin dışında olur. İşte grade 2 denildiyse hani ben anladığım kadarıyla. Efendim bulmam hocam. Tamam. Grade 2 evet. Tümörler. Evet yani hocam. Ben muhtemelen o tümör tanı konulduysa genellikle bunlar omurilin içindeki tümörlerdir. Evet hocam şimdi %90'a hocam aldı. %10'un da ışığında kaybettik. Tamam çok hani başarılı da bir ameliyat olmuş ama tabii omurilik içindeki tümörler farklı bir olay. Çok zor tümörlerdir. Felçe evet, tabii ki felçe neden olabilir. Evet. Çünkü hani o tümör nedir? Onun temizlenmesi, alınması gerekiyor. Çok yüksek risk ameliyatlardır ve bu tür riskler tabii ki vardır. Bir kısım tümörler omuriliğin dışındadır. Omuriliği saran, o beyni saran zarla omurilik arasındadır. Onların riskleri daha azdır. Çok daha rahat yapıyoruz onları. Ama hani sonuçta ne demedim başa gelmiş omuriliğin içinde omuriliği içine giriyorsunuz direkt bu ameliyatları yaparken. O şekilde tümörleri çıkartıyorsunuz. Tabii ki bununla bu ameliyatları yaparken de özel teknolojiler kullanıyoruz. Nöromonitör dediğimiz yani ameliyat sırasında hastaların sinir iletimlerini ameliyat sırasında takip ede ede bu ameliyatları yapabiliyoruz. Ama her zaman tabii omurilik içindeki tümörlerde bazı tümörler omurilik içinde biraz daha iyi huylu olabilir. Bir kısmı daha kötü huylu olabilir. Omuriliğe çok yapışıktır. Yani çok farklı bir şey bu. Evet, çok, çok zor ameliyatlardır. Evet. Özelleşmiş ameliyatlardır. Ama hastanın tabii şu anki şeyini bilemiyorum. Hani ışın tedavisi de görmüş. Hani gelirse eğer hani en azından şu anki durumu nedir? Fizik tedavi ne görüyor? Ne yapıyor? Onlarla hakkında bilgi verebilirim. Ama hani tamamen kaybolmuşsa tabii ki tümörü çıkarma olay hakkında başarılı olmuş ama tabii ki kuvvet kaybıyla ilgili o tür riskler var ama o ameliyatı da yapmanız gerekiyor. O tümörü oradan çıkarmanız gerekiyor. Hastanın da hayatı söz konusu evet, sonuçta. Söz konusu, evet. Bu arada hocam Medikan Hastanesi'nde ulaşabilirsiniz. İzleyicimiz en son onu sormuştum. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama hocam şu bilekteki ve koldaki sinir sıkışma ameliyatları kolay ameliyatlar mıdır? Nasıl yapılır? Eğer tespit edilirse. Tabii dedim ya bunlar da esasında bizim için hani kısa süreli çabuk yapabildiğimiz ameliyatlardır. Hastanın iyileşme süresinin kısa olduğu ameliyatlardır. Demin dediğim gibi elde kollarda uyuşmaları, gece uyandıran uyuşmalar, ağrılar, ellerini sallayarak iyileştirme şekilleri, biraz kuvvetsizlik hissedilen hastalarda da biz hem boyuna bakıp baktığımız gibi muayenelerimizde yine bu bölgelerin de muayenesini yapıyoruz. Şüphelendiğimiz hastalarda yine
nöroloji uzman arkadaşlarımızdan o sinir iletim testlerini, EMG testlerini muhakkak yaptırıyoruz. Evet, bu hastada önemli problem bir el bileğinde, el bilek kısmında ya da dirsekli bir sıkışmadan kaynaklanıyor deniyorsa bunun ameliyatlarını yapıyoruz. Bunların genellikle neden ortaya çıkabilir? Ben çok hızlı anlatayım. Bunlar genellikle bazen mesleki sebeplerle olabiliyor. Özellikle mesela dirseklerini çok koyarak çalışan bilgisayar kullananlarda. Hani bazen çok tenis oynayabilenlerde. Eldekiler çok el bileğiyle çok işlem yapan, örgü el bileğini, örgü, tığ işi yapanlarda, mesleği böyle olanlarda ya da bazen sebebini bilemediğimiz sebeplerden dolayı bu bölgelerdeki bu sinirleri, özellikle el bileğinde bu siniri, median sinir dediğimiz sinirin geçtiği bir bölge vardır. O sinir de üzerine bazı zarlar, bazı kasların zarları sarar. Çok kullanımdan dolayı o kas zarlarda kalınlaşmalar ortaya çıkar ve o kalınlaşmalardan dolayı da sinir baskı altına kalır ve bulgu ortaya çıkmaya başlar. Ve biz de bunları EMG testiyle de ve muayenemizle sinir iletimlerinin hızını ölçerek anlayabiliyoruz. Belli bir sınırı geçen belli şikayetlerde, bunu da sonuçta her sıkışma ameliyat etmiyoruz. İlaç tedavisi fizyoterapi yaptırabiliyoruz ama belli sınırı geçen hastalarda muhakkak bu bölgeden çok küçük bir, yaklaşık 1,5 santimlik neredeyse 1,5 santimlik bir kesiyle oradaki sinirin üstüne baskı yapan, uyuşturarak direkt koldan o bölgeyi uyuşturarak sadece o bölgeyi uyuşturarak ameliyathanede 1,5 santimlik kesiyle o siniri sıkıştıran zarları hemen açıyoruz, kesiyoruz. Hemen çok hızlı fayda görmeye başlıyor. Yaklaşık bir 10 günlük kadar bir dikişlerinin iyileşmesini bekliyoruz. Yine el bilek, dirsekte de yine aynı şekilde sıkışmalarımızı yine o EMG testiyle anlıyoruz. Onun da yine bu bölgeden yine küçük, belki bileğe göre biraz daha büyük ama yine küçük bir insizyonla bu sinirin sıkıştıran zarları, sinirin sıkıştıran sebep olan problemleri temizleyip açıp bu sinirde bir iyileşme sağlıyoruz. Dediğim gibi bunlar bazen boyunla ilgili karışabilir. Onun doktorunun dikkatli olması gerekiyor. Muayeneden doktorunun çok dikkatli olması gerekiyor. Ama tedavileri de son derece bizim için rahat, kolay, basit ameliyatlar. Evet, yeter ki ihmal etmesin hastalar. Evet. Çünkü bu işlerin tedavisi artık kolaylıkla yapılabiliyor. Tabii, tabii. Çünkü teknolojik imkanlar her geçen gün gelişiyor. Uzmanlarımız artık bu tarz ameliyatları daha kısa sürelerde bu şartlarda yapabiliyorlar. Tabii Hocam ki. Sizlere çok teşekkür ben ediyoruz. Çok güzel ederim. Bir konuydu bizim çok için. Çok güzel bir programdı. Başarılar diliyoruz sizlere. Çok Allah ederim. Gücünüze güç katsın. Amin. İnşallah işlere vesile oluruz her zamanki olduğu gibi. Evet, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim ben de. Çok sağ olun. Sevgili izleyenlerimiz, böylelikle programımızın sonuna geldik. Bugün Medikana Konya Hastanesi'nden beyin, sinir ve omurga cerrahisi doçent doktor Özerk Oktan hocam bizlerle birlikteydi. Cuma günü saatleriniz 10'u gösterdiğinde bizler yine Konya televizyon ekranlarına sizlerle buluşacağız. Görüşünceye kadar hoşça kalın.